Selam gençler, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çoktandır beklenen bir videoydu. Abi iPhone'da ne kullanıyorsun diye soruyordunuz. Bugün size iPhone'umda kullandığım uygulamaları tek tek göstereceğim. Tek tek anlatacağım. Bildiklerinizi atlarız ama bilmediklerinizi anlatacağım. Ben genelde sade bir arayüz seviyorum. Sade, ya kullanmadığım uyguları genelde siliyorum arkadaşlar. Çok uygulama karışıklığını sevmiyorum fazla. Yani evimde çok düzenli değilim ama telefonda bence düzenliyim. İşe yarayanları da tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Hangi amaçlarla kullandığımı anlatacağım. Bakalım iPhone'da neler kullanıyormuşum. Hemen anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak arayüzüm böyle sadedir benim. Yukarıya genelde widget koyuyorum. Çünkü oraya tek elle ulaşması zor oluyor. O yüzden aşağı taraflarda uygulamaları kullanmayı, sık kullandıklarımı da en aşağıya çekiyorum. Mesela en aşağıdaki sabit bölmede telefon, Google Chrome, Instagram ve WhatsApp var. Benim en çok kullandığım uygulamalar bunlar. O yüzden bu uygulamaları ben hemen elimin altında olsun istiyorum. Genelde de sol üstten sağa doğru, yukarıdan aşağı insanlar sıralar. Ben tam tersi sağ alttan sol üste doğru sıralıyorum. Sonra nedir? Kamera, fotoğraf, YouTube Studio gibi uygulamalar gördüğünüz gibi en aşağıda. Bu benim için daha pratik oluyor. Uzanamadığım, tek elle uzanamadığım yerlere de widget koyuyorum arkadaşlar. İlk uygulama Apple Store biliyorsunuz. Safari biliyorsunuz. Fitness biliyorsunuz. Ayarlar biliyorsunuz. FaceTime, mesajlar, mail, Spotify. Ben müzik dinlemek için Spotify'ı kullanıyorum. Yıllardır alışkanlığım o. Apple Müzik üyeliğim de var. HomePod'lar için onu da aldım. Onu da kullanıyorum ama gerçekten bence rezalet ya. Spotify'ın algoritması. Kullanım pratikliği ya da alışkanlıktan mıdır nedir bilmiyorum. Ben Spotify daha iyi. Sonra klasörler başlıyor arkadaşlar. Video klasörüne geçmeden önce size bir de UPDF'den bahsetmek istiyorum. UPDF ile istediğiniz PDF dosyasını açıp görüntüleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğinizde üzerinde çizimler yapabilir. Bunları tek tek düzenleyebilirsiniz. Hatta PDF içerisindeki yazıları bir Word dosyasıymış gibi düzenleyebilir, silebilir ve değiştirebilirsiniz. UPDF PDF dosyanızın içindeki görselleri de otomatik olarak algılayacaktır. Onları dilediğiniz gibi yerlerini değiştirebilir, silebilirsiniz. Onun dışında onlarca sticker'dan birini PDF dosyanıza ekleyebilir. Hatta kaydettiğiniz imzaları da UPDF dosyasına bir imza olarak ekleyebilirsiniz. UPDF'in bir özelliği de gizli klasör olması. Gizlenmesini istediğiniz PDF dosyalarınızı buraya Face ID ile şifreli olarak koyabilirsiniz. Cloud özelliği ile beraber de dosyalarınızı her zaman tüm platformlarda kullanmak üzere bulutta saklayabilirsiniz. Telefondaki tarama özelliğini kullanarak PDF dosyalarınızı tek tek tarayabilirsiniz. Bunları tarayıcıdan taranmış bir görsel haline getirip saklayabilirsiniz. UPDF'i tek bir lisans alarak iOS, Android, Windows ve Mac bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin haricinde çok daha gelişmiş OCR özelliği de sahip. Tamamen taranmış resim ve görsellerdeki yazıları Türkçe dahi düzenlenebilir bir PDF dosyasına çevirebilirsiniz. Aynı zamanda PDF dosyalarınızı farklı dosya türlerine de convert edebilirsiniz. Tüm bu platformlar arasında da cloud özelliğiyle beraber ortak çalışmalar yapabilirsiniz. UPDF şu anda yaz dönemi indiriminde. Denemek isterseniz ve satın almak isterseniz linklerini açıklamalar kısmına bıraktım. Hemen video bölümünden başlıyorum. LumaFusion, Final Cut Pro gibi, Premiere gibi bir uygulama. Telefon için arayüzü optimize edilmiş ama bence hala çok pratik olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde. Yani bu programın özelliği şu arkadaşlar, bayağı profesyonel araçlara sahip. Ücretli bir uygulama. Bu arada bazıları ücretli, bazıları ücretsiz ama ben hatırlamıyorum çoğunu. Bu ücretli ama bunu hatırlıyorum. Bu şekilde, yani bunun özelliği şu arkadaşlar. Kesme, biçme işlemleri vesaire hem kolay hem de işte ses dalgalarını falan görebiliyorsunuz. Ayırabiliyorsunuz. İşte ne bileyim, buradaki bir dosyayı alıp şunu mesela buradan tutup yukarı koyabiliyorsunuz. Bunu onun üstüne koyabiliyorsunuz. Çok kanallı videolarla çalışabiliyorsunuz. İçerisinde tabi dosya yönetimi şu şekilde. LumaFusion güzel aslında. Yani şöyle baktığınız zaman profesyonel edit işlerinizi yapabiliyorsunuz. Şöyle işte sığdırma bilmem ne. Ekrana sığdırma olayları, kırpma olayları vesaire hem burada var. Hem de pratik bir şekilde böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ölçeklendirme olaylarını. Yani aşağıya gördüğünüz gibi çeşitli menüler daha geldi. Burada hızlandırmayı yapabiliyorsunuz. Çeşitli bayağı özelliği var aslında arkadaşlar. Bir bakmak lazım. Sabitleme yapabiliyorsunuz. İşte titreşim engelleme vesaire. Bunları sabitleyebiliyorsunuz. Sesle ilgili de bayağı ayar var. Yani equalizer'ları bilmem neleri. Yani artık CapCut falan var. Şimdi ona da geleceğiz. Bu onlara göre biraz daha işte bizim bilgisayarda alışık olduğumuz türden. Bence artık edit programları ikiye ayrılıyorlar. Edit yapma alışkanlığı da ikiye ayrılıyor. Çünkü ben bir Reels çektiysem hemen telefonda editliyorum. Pratik olduğu için, kolay olduğu için değil. Aslında buradaki araçlar daha uygun oradaki sosyal medya için. Hemen çok basit bir şekilde sesimi düzenleyebiliyorum. Renkleri, geçişleri ona daha uygun. Yani daha pratik oluyor aslında bir taraftan da. Ama mesela bu YouTube videosunu Final Cut yapalım. Burada yapma. Burada da yapabilirim. Ama orada daha basit. Daha uzun vesaire. Double Take de bu arada Filmic Pro'nun ücretsiz uygulaması. Double Take ile beraber aynı anda çift kamerayla kayıt yapabiliyorsunuz bu şekilde. İsterseniz yan yana vesaire de koyabiliyorsunuz. Hemen şuradan düzenleyelim. Mesela şu şekilde çekimler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çift kamerayla çekim yapmanız gerekirse
yapabilirsiniz. Bunu ben araç çekimi yapıyorsanız tavsiye ederim. Öne koyduğunuz telefonu arka kameradan geniş açı ayarlarsınız, yolu çekersiniz. Ön kamera da sizi çeker. Aynı anda iki tane kayıt alabilirsiniz. Farklı videolar olarak da alabiliyorsunuz. İlla iç içe biraz önceki gibi değil. Ayrı ayrı iki video olarak alabiliyorsunuz. Moment aslında Filmic Pro gibi bir video kaydetme programı. Bunun ücretsiz versiyonu da var diye biliyorum. Bunun özelliği şu: log kayıt etmek istediğinizde ya da flat kayıt etmek istediğinizde bayağı işe yarıyor. Çözünürlüğü vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Ben galiba bunun da ücretli versiyonunu almıştım. Burada bir de preset olayı var. Diyelim ki bir vlog için kendinize bir preset hazırladınız. Buraya atabiliyorsunuz. Yeni oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla tek tek ayar yapmanıza gerek yok. O ortama uygun, atıyorum bu stüdyo için bir ışık ayarı yaptınız, renk ayarı yaptınız. Onu presetlerden tekrar çağırabiliyorsunuz. iMovie video düzenleme programı. CapCut'ı anlatsam mı bilmiyorum ama çok sık kullandığım bir program. Bayağı editlerimi vesaire burada yapıyorum ben arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi çok severek kullanıyorum. Filmic Pro'da biraz önceki Momentum bir alternatif. Aslında bence telefonda kayıt alabileceğiniz en iyi program. Neden en iyisi diyorum? Bu arada Filmic abonelik sistemine geçmiş. Eşli üyelere farklı bir versiyonunu veriyor. Bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. En sevdiğim özelliğini söyleyeyim. Bu aslında bir kayıt programı. Sesi şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Hem isterseniz Bluetooth mikrofon kullanabiliyorsunuz. AirPods'unuzda ama ses kalitesi düşük oluyor. Onun dışında mikrofonu seçebiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir sıkıntı var. Siz ön kamerayla kayıt aldığınızda sesi çok iyi alıyor iPhone ama arka kamerayla şöyle vlog çekmek istediğinizde sesi geniş alıyor, stereo. Şey diyebiliyorsun işte, arka kamerayla çek. Sadece şuradaki arka mikrofonla çek. Sadece şuradaki mikrofonu kullan deyip sanki ön kamera çekiyormuş gibi daha net bir şekilde doğrudan ses kaydedebiliyorsunuz. Ben genelde bunun için kullanıyorum kullandığım zaman ama çoktandır da kullanmıyorum açıkçası. Video böyleydi. Şimdi bir de fotoğraf klasörü var tabii. Fotoğraf klasörüne girdiğimiz zaman iM aslında bayağıdır girmediğim bir program. Bu aslında Instagram gibi bir video fotoğraf paylaşma platformu arkadaşlar. Fakat burada fotoğrafçılar fotoğraf paylaşıyor. Yani abuk subuk herkesin fotoğrafını görmüyorsun. Dolayısıyla ufkunuzu açmak için iyi olabilir. Ben bazen arada takılıyorum burada arkadaşlar. Yolda falan böyle bakıyorum ya, yani amatör fotoğrafçılar, profesyonel fotoğrafçılar neler çekmiş. Ufkumu geliştiriyorum. Biraz böyle kendimi geliştirmek için kullandığım bir platform. Kendim de bir ara paylaşımlar yapıyordum burada ama sonra bıraktım. Çok şey yapmadım. IM bu şekilde. Inception. Bu inanılmaz yaratıcı bir program arkadaşlar. Çok basit. Sadece aynalama yansıtma özelliğini kullanarak bu şekilde fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Ve inanılmaz eğlenceli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şimdi şu an uygun bir efekt bulabilirsem Pablo'cuğuma çekebileceğim. Ya bu efekti sonradan da yapabilirsiniz ama çekmeden önce yaptığınızda özellikle binalarda falan arkadaşlar inanılmaz oluyor. Daha bakayım, içinde My Inception bölümünde olması lazım. Ama silmişim ben yer olsun diye. Bu arada IM'in içinde vardı, hemen göstereyim oradan. Mesela şu gibi fotoğrafları onunla çektim ve çekmesi çok basit arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde çekebiliyorsunuz. Yani şöyle şeyler. Hatta video çok güzel. Deniz videosu özellikle çok güzel oldu ama burada yok. Keşke size gösterebilseydim. Silinmiş. Ben tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir program. Lightroom ile ilgili daha önce çok video çektim. Lightroom videolarına bakabilirsiniz. Fotoğraflarda renk düzenlemek için kullanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Renkleri yani hani şu renkten şu renge getirebiliyorsunuz. Kanalımda videolar var. Bakarsanız. Texture'a bakalım. Bu neydi? Ha, bu da uzun pozlama programı. Uzun pozlama. Buradan sahneyi seçebiliyorsunuz. Güzel bir özelliği var. Ben bunu şey için almıştım. Şu sol üst köşedeki oto dediği Işık izi bırakıyor arkadaşlar. Bunu mesela açtığınız zaman, atıyorum sokaktan arabalar mı geçiyor? Bunu basıyorsun 3 saniye boyunca. Şöyle hareket ettireyim, göreceksiniz. Işığın izini bırakıyor ama şimdi yapamadık. 5 saniyeye ayarlayalım mesela. Bu tabi araba fotoğrafı, yol fotoğrafı çekerken şu an anlamsız oldu ama uzun pozlamayla fotoğraf çekmek için Canva'yı atlıyorum. Canva'yla genelde kapak fotoğrafları falan yapıyorum. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir böyle kapak görseli falan hazırlayabileceğiniz, hazır bir şablonlar üzerinde ilerleyebileceğiniz güzel bir düzenleme programı. Photoshop'u geçiyorum. Photoshop'u herkes biliyor. Snapseed'i geçiyorum. O da fotoğraf düzenleme uygulaması ve Google. Onun da videosunu yapmıştım daha önce. GIF'i de şey için kullanıyorum. Ara sıra GIF yapmak gerekiyor. Onları da buradan kolayca GIF yapabiliyorsunuz ve içeride bir sürü GIF de var arkadaşlar. Fotoğraflar böyleydi. Social'ı geçeyim direkt. En sık kullandığım aslında Instagram'dan sonra ekşi sözlük olabilir. Ben seviyorum ekşi sözlüğü. Ekşi sözlüğü takip etmeyi severim, o yüzden söyleyeyim size. Sonra Google uygulamaları var. Burada enteresan bir uygulama olduğunu sanmıyorum ama Google fotoğrafları ben Apple iCloud'dansa tercih ediyorum. Çünkü birebir kopyasını orada yedeklemiş oluyorum ve aynı zamanda fiyatı çok daha iyi. Ben Google fotoğrafları 2014'ten beri kullanıyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim, siz de onu kullanın, hemen derhal geçin bence. YouTube stüdyoyu tabii YouTube'umu takip etmek için YouTube fotoğraflar kamera. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman da
bizi Shopping karşılıyor. Burada size ne tavsiye edebilirim? Burası çok karışık bu arada ya. Hani bankalar burada Starbucks'tır, şudur budur kullanıyorum. Starbucks işte 15 tane kahve alınca bir tane veriyor vesaire, öyle bir şey. Burada başka ne önerebilirim? İstanbul kartı kullanın. İstanbul dışından İstanbul'a geliyorsanız kart almanız gerekiyor. Gerek yok. İstanbul kart uygulamasını yükleyin arkadaşlar. Buradan online ödeme yapabiliyorsunuz direkt. Sanal kart oluşturup, bilginiz olsun. Faydalı bilgi. Papara da yine online bir şey. Dijital banka gibi bir şey. Buna hemen geçeyim, içine girmeme gerek yok. Buraya da YouTube'dur, Netflix'tir, o tarz ödemelerinizi bu kartla yaparsanız, ben bunun içine atıyorum 500 lira. Bitene kadar YouTube Premium'u falan oradan ödüyor. Ve orada indirimler veriyor. Dolayısıyla karlı oluyor arkadaşlar. Şimdilik buradaki uygulamalar bu şekilde. Payoneer yurt dışından ödeme almak için kullanıyorum. Alışveriş uygulamalarını geçelim. Apple'da geçiyorum. Yani Apple klasöründe sadece Apple'ın içinde gelen uygulamalar var. Hatta bir kısmını ben siliyorum da. Tools'a gelelim, neler varmış. E-Devlet biliyorsunuz. Z-Light benim ışıklarımı kontrol ettiğim bir uygulama. Xiaomi'nin ışıklarını. Şu an bir tane var onda. Mobi İETT yine İstanbulluların kullandığı bir uygulama. Bununla otobüs saatlerini vesaire takip ediyorum. Chezzem'i biliyorsunuz. Meşk'ün bir akort programı arkadaşlar. Bağlama akort ediyorum bununla. İçine girmeme hiç gerek yok. Speed testi biliyorsunuz. Silke ve Gboard'da klavye uygulamaları. Ben şu anda Silke'yi kullanıyorum. Apple'ın klavyesinden nefret ediyorum ama iOS 17'de gelecek olan benim yıllardır hayal ettiğim gibi tasarlamışlar. Umarım öyledir. Artık yapay zekayı kullanın yani. Biz daha artık söylemeden yazması lazım bence bu klavyelerin. Ama hala kelimeye takılan, kelimeyi düzeltemeyen durumda klavyeler. Rezil ama Silke hepsinden daha iyi şu anda. Buradan izlencelere geçiyorum. İzlenceler de yine Apple'ın kendi klasörü arkadaşlar. Dosyaları biliyorsunuz. Google çeviriyi biliyorsunuz. Anımsatıcıları kullanıyorum ama genelde saatten kullanıyorum. Şimdi gelelim harita uygulamasına, hangisini kullanıyorum? Burada Google Maps var, haritalar var, bir de Yandex var. Sadece Google Maps'i kullanıyorum ben. Bazen bazı konumlarda emin olamadığımda, yanlış olabiliyor çünkü şey böyle, orada var mı yok mu? Ben bir Yandex'ten ya da Apple'dan kontrol ediyorum arkadaşlar. O amaçla duruyorlar yani, her zaman orada duruyorlar. GarageBand Apple'ın kendi müzik yapma uygulaması. Çok severim kendisini. Ara sıra girip takılıyorum arkadaşlar. Hatta burada bayağı parçalarım falan da var. Çok merak ettim. Ya da şu 22 MB. Çok merak ettim. Dinleyelim. Ses arşivini kurmam gerekecek. O yüzden kurmuyorum. Neyse bayağı takılmışım gördüğünüz gibi. Arada müzik yapmak için takılıyorum. Notları biliyorsunuz. Hepsi burada önemli. Benim biraz önceki shoppingin içinde olmayan bir uygulama. Çünkü en çok onu kullanıyorum. O yüzden oraya koymadım. Telegram'da yine bazı kanalları takip ediyorum. Gmail'i biliyorsunuz. Sporşu benim spor salonunun uygulaması arkadaşlar. Sağlık ve fitness'a girelim. Apple Watch. Huawei sağlık uygulaması var. Huawei saatlerimi oradan takip edebiliyorum. Yao Yao da ip atlama uygulaması Apple Watch için kurdum. Apple Watch'ta ip atladığınızda saymıyor kaç tane atladığınız ama bu uygulama sayesinde sayabiliyorsunuz. Bieber'ün videosu var aslında kanalımda. Kulak içi kamerası, kulağınızı temizlemek için kamerayla giriyorsunuz ve izliyorsunuz. Onun videosunu koyayım açıklamaya da izleyin. Çok güzel bir videoydu o ya. Yani eğer mideniz bulanmazsa. ZepLife'da şeyin, Xiaomi'nin uygulaması. Ona tartı bağlı. Tartıyı otomatik olarak görebiliyorum arkadaşlar. Huawei AI Life'da yine Huawei'nin ekipmanları için kullandığım bir uygulama. Şimdi gelelim seyahate. E-Spike İstanbul'da bisiklet kiralayabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Nedense şifre istedi. Marti'yi biliyorsunuz. Bir taksiyi biliyorsunuz. TikTok'a bilmiyorsanız o da saatlik araç kiralama için. Moovit favori uygulamam. Yani Moovit kadar güzel bir uygulama. Buradan mesela atıyorum. Bir yere gideceksiniz. Divan Kuruçeşme'ye yol tarifi almışım en son. Burada size toplu taşımayla nasıl gideceğinizi, saat kaçta varacağınızı, hangi hatları kullanacağınızı gösteriyor. Harika bir uygulama. Bütün İstanbul'da, aslında bütün Türkiye'de çalışıyor bu arada. Herkese tavsiye ederim. Türkşehir Lansı'na geçelim. Türkiye'nin müzeleri uygulaması da bir gün bir yerde müzeye girmeniz gerekiyorsa kart almanız gerekiyor. Müze kartı ihtiyacınız var. Ama buradan biraz önceki İstanbul kart gibi online olarak müze kartı alıp girişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence o da güzel. Dizi film uygulamaları ne derseniz aslında herkesin bildiği uygulamalar. Geçiyorum. Oyunlara gelelim. Yani benim oyun kültürüm çok yok arkadaşlar. Bu aralar Truck Simulator bayağı oynadım. Real Racing duruyor. PUBG duruyor. Arada oynuyorum. Steam'e bilgisayardan giriş yapmak için kullanıyorum. Ya şu Save the Duck denen oyun önüme çok çıktı Instagram'da. Artık dayanamadım. Kurdum. Oynadım. Çok saçma bu ya. Bunu göstermek istiyorum. No thanks. Arılardan şu arkadaşı kurmaya çalışıyorsunuz ve tek seferde çizerek yapmanız lazım. Mesela şu an bomba patladı. Bölüm zormuş. İlk bölümde eğlendim ya. Bu ve ona bir bakarım bu arada. Şu da Impulse arkadaşlar. Buna ben üye oldum yani, öyle söyleyeyim. Zeka oyunu sürekli karşınıza çıkıyordur böyle, zeka geliştirmek için yaşlılığınızda falan kafanız gitmesin diye. Bayağı oynamıştım da var. Bunların içinde en çok hangisini seviyorum onu söyleyeyim size. Oyunlar bölümüne geçersek.
Şunu bayağı oynamıştım. 49 bölüm geçmişim. Şimdi sen bunu açınca da ben takılıyorum. Tek seferde çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bayağı buraya kadar da gelmişim. Şuradan başlamak gerekiyor bence. Bakayım tek seferde çizebilecek. Vallahi çizersem var ya. Burada ne yapsak? Şu an al. Arkadaşlar yanlışlıkla elimi kaldırdım ama tek seferde diye sayalım. Şurada bir plan kurdum ben. Şu şekilde gelirsem bunu tek seferde çizerim. Ben bu oyunda iyiyim ya bu arada. Biraz önceki yanlışlık da oldu. Elimi şey yaptım. Oyunlarda böyle. Bu uygulamasını çok seviyorum. Elektriklerimi takip ediyorum. ClickUp. Ben biliyorsunuz Samindere de video çekiyorum arkadaşlar. Orada işlerimizi takip ediyoruz. İşlerimizi yönetiyoruz. İşte ben şu işi yaptım. Sen bu işi yaptın. Mesela birbirimize iş atayabiliyoruz. Eğer şirket yönetiyorsanız bir bakın derim. Mi Home'dan kameralarımı kontrol ediyorum. Güvenlik kameralarım ama şu an ikisi de takılı değil. Genelde dışarı çıktığımda açıyorum sadece. Bootstrap'e hiç girmeyeyim. Onu sileceğim. Eski süpürgemin, robot süpürgemin uygulaması. Bookly çok güzel bir uygulama ama bir türlü kullanmak nasip olmadı. Kitap okumakla ilgili. Bu uygulamayı aslında saatten kullanıyorsunuz arkadaşlar. Saatinize bir kısa yolu geliyor. Kitap okuduğunuz zaman hemen buradan diyorsun ki şu kitabı okuyacağım. Hem sürenizi takip ediyor hem de bittiği zaman bitti diyorsun. Sayfa kaçsa tık 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 onu giriyorsun. Ne kadar sayfa okudun falan vesaire onu takip ediyorsun. Kaldığın sayfayı da orada gösteriyor. Bence güzel bir uygulama. Kullanın. Winfluencer da şeyle ilgili. Insta influencerlar link paylaşıyor onunla ilgili ama daha hiç kullanamadım arkadaşlar. Link paylaşıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Öyle bir model var. O amaçla kurmuştum ama daha kullanamadım henüz. Binance'i biliyorsunuz Bitcoin uygulaması. Benim Bitcoin'im yok arkadaşlar. Midas'ta borsa takip uygulaması ve şeyi güzel. Yurt dışındaki mesela Apple'ın hissesini vesaire alabiliyorsunuz. O yüzden içine girmeyeyim. Yatırım batırım biliyorsunuz sıkıntı arkadaşlar. Ama ben kullanıyorum hani arada bir. En azından bakıp takip etmek için. Freeform Apple'ın uygulaması bir türlü kullanmak nasip olmadı. Sonsuz size bir şey veriyor. Şablon veriyor. Onun içinde böyle dedim ki şu oyunu kendi kendime yapayım madem sonsuz. Ne kadar çizerseniz o kadar sonsuz bu arada gerçekten arkadaşlar. Güzel bir uygulama ama şöyle yaptıkça o gelecek. Ben belki şuraya gitmek istiyorum. Yani işte bak Apple. Neyse böyle bir uygulama arkadaşlar. Geçelim. Flipsu ışıklarımı takip etmek için arkadaşlar. Şu an arkadaki ışık. Hatta size bir show yapayım. Şöyle bir. Işıkları buradan düzenleyebiliyorum. Şey yapabiliyorum işte. Anladınız siz. Renklendirebiliyor muyum da? Dream Your Home'da biraz önce Bootstrap'i kaldıracağım dedim ya onun yerine gelen uygulama. Yeni robot süpürgemin uygulaması. Bu robot süpürgenin de videosu gelecek arkadaşlar. Şu anda bütün uygulamaları size anlattım arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu. Kullandığım uygulamalar böyle sade. İşe yarar güzel bir uygulama biliyorsanız tavsiye edin. Kullanayım arkadaşlar. Telefonu benim kullanma şeklim, uygulamaların dizilimi bu şekildeydi. Destek olmak için teşekkür butonuna basabilirsiniz. Katılabilirsiniz. En kötü kanala abone olun arkadaşlar. Beğenin. Beni Instagram'da takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.